Herkese günaydınlar olsunlar. O ne biçim açılışlar ya? Herkese günaydınlar arkadaşlar. Bugün gün aydın. Yani en azından şimdilik. Güneş yok ama gün aydın. Hava 15 derece. Kışın gelmesiyle birlikte hafiften böyle rüzgarı göğsünde hissetmeye başlıyorsun. Bu hafife alınabilecek bir şey değil çünkü hissetmeden yavaş yavaş göğsünden üşütebilirsin. Aman özellikle böyle zamanlarda bu pandemi sürecinde sakın üşütmemeye bakın arkadaşlar. Sabah mayhoşluğu hala üzerimde, tam uyanamamışım aslında. Ama herhalde bir 2-3 dakika sonra bu rüzgarı yedikçe uyanacağım. Videonun başlangıcında ufaktan bir anons yapayım arkadaşlar. Instagram hesabım açıldı. Yolhancı ben yolcu diye Instagram hesabımız var artık. Oradan da kanalımızı takip edebilirsiniz. Oradan biliyorsunuz, yani ben pek anlamıyorum Instagram'dan falan ama hani direkt mesajlar falan da oluyor. Oradan da yazabilirsiniz. Mümkün olduğunca, elimden geldiğince yazılan her mesaja cevap vermeye çalışıyorum. Atladıklarım olduysa kusuruma bakmayın. Bazen unutuyorum. Mailden yazanlar oluyor. Mailime her zaman bakmıyorum. Hani mailimin ne diyorlar ona, bildirimi telefonuma düşmüyor. Ayarlanabilir bir şey mi bilmiyorum. Ona baktırırım daha sonra ama mailden yazan arkadaşlar özellikle bazen mesajlarınızı hakikaten geç görüyorum. Kusuruma bakmayın o yüzden. Evet, Instagram hesabımız açıldı. Dediğim gibi Instagram hesabından da şu altta yazılan şekilde Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kanalımızı takip edebilirsiniz. Şu zamana kadar başından beri veya sonradan eklenen tüm arkadaşlarım olsun, kanala abone olan tüm arkadaşların ellerine sağlık arkadaşlar. Elleriniz dert görmesin. Abone olmayan tüm arkadaşlardan da rica ediyorum. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenilerinizi unutmayın arkadaşlar. Video beğenilerinizi unutmayın. Abone nereden oluyorsun? Hemen şurada sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak yayınlanan ilk videolardan sizin haberiniz oluyor. Siz izlemiş oluyorsunuz. Yani boş zamanınızda en azından izleyecek bir şey bulamazsanız izlemenizi tavsiye ederim. Bu arada bu süreç 10 gün oldu, 11 gün oldu. Bir önceki videolarla bu video arasında, hatta paylaşırsam 12 gün, 13 gün falan olacak. Bu arada 2 tane video yedim arkadaşlar. Yani video yedim derken nasıl yedim? Kayıt yaptığımı sanıp, halbuki kayıt yapmamış. Yani kayıt yapmış aslında da ses almamış. Meğersem mikrofonumda sıkıntı varmış. Ben niye buraya girdim? Her zaman buraya girmiyorum aslında. Hata yaptım. Dur bakayım şu sağ. Canım benim, şu sağdan geçeyim mi? Yani bu o çekilen iki videodan üçüncüsü. İnşallah bunda bir sıkıntı olmaz. Yayınlarız. Crossrunner'dır. Crossrunner mı? Nasıl okunuyor? O şekilde okunuyor. Bak adam işi biliyor. Sol taraftan kaçtı gitti. Biz ne yapalım? Öyle mal mal bekleyelim burada. Evet, videonun konusu yok aslında. Yani video illa bir konusu olması için açmadım. Kamerayı açtım. Yani aklımıza ne gelirse spontane konuşacağım. Bu az önce dedim ya, ses kaydı için mikrofon bozuktu. Birazcık nazar değdiğine inanıyorum. Çünkü bu aralar çok sorun oldu. İşte kameran ne, hangi mikrofonu kullanıyorsun falan gibi. Herhalde onun nazarı değdi. Olacak ki mikrofon kendini bıraktı. Aga dedi, ben dedi artık yokum dedi. Benden bu kadar dedi. Aldığım mikrofon da hani çok pahalı bir şey değildi. AliExpress'ten sipariş etmiştim. Zamanında 17-18 liraya almış olduğum bir yaka mikrofonu. Hani öyle çok pahalı olan bir şey değil. Zaten en ucuzları o fiyatta. 15 lirada vergisi var. 30 liraya, 32 liraya falan geldi. Bilginiz olsun. Merak eden arkadaşlar için söylüyorum.
Bu kullanmış olduğum mikrofon da telefonun mikrofonu. Yani ama telefon diyorum. Telefon kablosunun mikrofonu. Yani bildiğiniz Samsung kulaklığın mikrofonunu kullanıyorum. İnşallah ses iyi geliyordur. Kamera olarak da merak eden arkadaşlar için buradan GoPro 7 kullanıyorum arkadaşlar. GoPro 7 aynı zamanda mikrofon adaptörü de var biliyorsunuz. Asıl işi yapan aslında mikrofon adaptörü. Ses bakımından, ses kalitesi bakımından yani öyle söyleyeyim. Normalde GoPro 7'yi de mikrofon adaptörsüz kullanırsanız rüzgar sesine engel olamıyorsunuz. Rüzgar sesi her şekilde telefonunuza geliyor. Yani bu şekilde video çekmek isteyen arkadaşlar için söylüyorum. Eğer bu işi yapacaksınız, kamera olarak GoPro kullanın, ses olarak da mutlaka bir mikrofon adaptörü edinin arkadaşlar kendinize. Ses şu anda bilmiyorum nasıl geliyor, rüzgar var mesela, kaskım yani çok az, hafif aralı içeri ses geliyor ama ses nasıl geliyor veya nasıl kaydediliyor bilmiyorum. Bu arada ben çok rüzgar yiyorum ya. Bir saniye. Şu sağa geçeyim de. Yağmurluğumu giymedim. Giymiş olmam lazım halbuki. Çünkü çok fena rüzgar var. Şöyle bir yağmurluğum var arkadaşlar. Üst rüzgar için. Yani eğer rüzgarlı havalarda göğsünüze rüzgar hissediyorsanız inanın çok ince bir şey. Ama rüzgarı kesmekte birebir. Yani mutlaka yağmurluk alın kendinize. Hem yağmurdan koruyor. Eskaza yağmur yağsa bile. Hem de rüzgardan koruyor. Bu tarz şeyleri söylüyorum size ama inanın bir senede tecrübe ettik çok şükür. Ses denemesi yapıyorum bu sırada. Şu anda hızım 80. 6000 devirde gidiyorum. Acaba mikrofon adaptörü ile normal telefon kulaklığından gelen ses kalitesi acaba nasıl? Kulağınıza nasıl geliyor bilmiyorum. Evet. Şimdi de vizörümü kapattım. Şu an vizörüm kapalı. Kendi sesimi net bir şekilde duyabiliyorum. Fazla bağırmadan konuşuyorum. Eğer fazla bağırarak konuşursam bu şekilde konuşurum. Ama bu şekilde konuşmama gerek yok. Yok gerek. Lan işiyor mu bu, ne yapıyorsun? Bakmayın böyle saçmalama. Bak bunlar tamamen kendi uykumu aşmak için. Ya inanın bazen öyle manyak. Sonra diyorum ki ulan diyorum 40 yaşındasın. 40 yaşında merdiven dayamışsın. Az kalmış. Yani şunu şurasında 2 ay var. 40 yaşında olmaya. Ne bu çocuk hareketler falan. Kendime kızıyorum bazen. Şu motosikletle sürerken yapmış olduğum her şeyi, her şeyi hani sizinle paylaşmış olsam yemin ediyorum dersiniz ki sıyrık bu adam. Bazen sıyırıyorum yani. Mutlaka hepinizde vardır o hani. Kendi kendinizi eğlendirdiğiniz zamanlar vardır. O bende çok oluyor. Kendi kendimi güldürüyorum, eğlendiriyorum. Aptal aptal hareketler yapıyorum falan. Ne bileyim yani. O tarz şeyler. Güneş var ama çok bulut olduğundan dolayı güneş birazcık gizleniyor. Yani yola çıktım çıkalı hala güneşin yüzünü göremedim. Normalde yağmur yağacakmış gibi gösteriyor ama hava durumunda yağmur yok gösteriyor. Bakalım kısmet. Ay benim olduğum zaman. Evet bu normalde bu emniyet şeridini kullanıyoruz ama hani polisler sağ olsunlar bir şey demiyorlar. Ama
Bazen de böyle geçtikleri zaman memur arkadaşlara yol vermek lazım. Bazen inatla vermeyen arkadaşlar oluyor. Görüyorum. Hakikaten o görüyorum. Yani arkadan adam çakarı yakmış. Selektörleri yapa yapa geliyor. Ama motosikletli arkadaş özellikle emniyet şeridinden çekilmiyor. Yani o arkadaşlara sesleniyorum buradan. Şu yolun bize emaneten verildiğini unutmayın arkadaşlar. O kadar da densizliğin lüzumu yok yani. Memur arkadaşlara, polis arkadaşlara, görevli arkadaşlara şu yolu verin. Öncelik ne olursa olsun onların veya ambulansların. Evet, Instagram hesabımız açıldı arkadaşlar. Bir kez daha söylemekte fayda var. Hemen şu şuradaki mi, sağdaki mi? Bir yerde koydum. Şu anda ekrana koyuyorum. Bu hesabımızdan, Instagram'dan da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Oradan mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz. Videonun başında da söylediğim gibi elimden geldiğince mesajlara, oğlum yavaşla, ne o kadar gerek yok acele etmene be. Allah Allah. Santimlik, yani santimlik değil de yani ufak bir dokunuş bile seni al aşağı etmek için yeterli be kardeşim ya. Bir de yani sıkıntı şu, al aşağı olursan Allah korusun, hani düşeceğin şöyle güzel yumuşak bir yer de yok. Ya arabaya yapışacaksın ya Allah korusun şunlara. Şunlar daha beter. Keşke arabaya yapışsan hani o hızlarda yine. Çünkü bunlar yani zaten bariyerleri hakkında konuşmama gerek yok. Allah yardımcısı olsun. Bunca kanı, bunca derdi, zalim felek bana mı verdi? Bunca kanı, bunca derdi, zalim felek bana mı verdi? Herkes muradına erdi, yine cananım gelmedi. Herkes muradına erdi, yine çananım gelmedi. Erisin dağların kanı, soldu gönlümün baharı. Ecel kapımı çalmadı, sen gel ey ömrümün baharı. Erisin dağların kanı, soldu gönlümün baharı. Ecel kapımı çalmadan sen gel ey ömrüm varım. Ali Baba çeker çile, felek vurdu bana sile. Ali Baba çeker çile, felek vurdu bana sile. Can coşladı çürümeye, yine cananım gelmedi. Can başladı çürümeye, yine cananım gelmedi. Erisin dağların kanı, soldu gönlümün baharı. Ecel kapımı çalmadan sen gel ey ömrümün baharı. Ersin dağların kanı, soldu gönlüm. Evet, bir türkü ile size veda etmek istedim arkadaşlar. Çok sevdiğim türkülerden bir tanesidir. Ara sıra böyle ufaktan ufaktan türküler, şarkılar söyleyeceğim arkadaşlar. Videolarda bunları görebilirsiniz. Bazı arkadaşlar beğenmiyor, bazı arkadaşlar hoşuna gitmiyor olabilir ama ben seviyorum ya. Vallahi ben seviyorum. Yani türküler sevilmez mi? Neyse. Videom bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenilerinizi unutmayın arkadaşlar. Başka bir videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Mutlu kalın. Bye bye.